İyi bir esnaf. Peki aklı yok mu? Aklı yok arkadaş. Akıl yok. Onlardan birkaç tane size de okuyayım. Size de lazım olur. Peki Hasan abi, yani Peygamber Efendimiz Üstad akıllı insan mı yoksa zeki de mi yani? Ha, onu şey yapayım. Akıllılar olayların arkasını, mazi ve müstakbeli bütüne getirerek bakar. Zekiler ise olayların içinde olayları çözümlemeye çalışır. Zekiler zanlarıyla hareket eder. Kendisini kendisiyle yönetmeye çalışırlar. Akıllar vahye bağlıdırlar. Akıllar aklını verene aklı bağlarlar. Zekiler ise akıllarını olaylara göre bağlarlar. Zekiler ihtiyarlarıyla hareket eder. Hayvani özelliklerdir, behimidir. Şimdiki zamana bakar ihtiyar. Akıllılar iradeyle hareket ederler. Geçmiş ve gelecek zamanı bütüne getiren akıllardır. Şimdi peygamberler ve mücedditler ne akıllar öndedir, ne akıllar geridedir. Akıl ve zekavetleri ikisi en ileridedir, beraberdir. Filozofların zekavetleri ileridedir, akılları geridedir. Yani ölçü, aklı vahye bağlanıyorsa, insan vahiy ile hareket ediyorsa herkes ölçüsünü yapsın. Akıllıdır. Yoksa kişiyi aldattın. Haramları, inceliklerini böyle takip ederek, böyle en detayına kadar, nerede, nasıl, in kişileri kandırarak, günah işlemek, onları soyup soğan çırmak, onu akılsızlıktır diyor Kur'an. Şimdi biz neyi mutlu edeceğimizi bilmiyoruz. Onun için diyor ki, bak ki insan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umuru ebediyededir. Yani insan ancak böyle mutlu olur. Bunlarla. Bu da akıl yapıyor. Külli şeyin halikünü labeci, nefis kendini serbest ve müstakip bizzat mevcut bilir. Şimdiki zamanı yaşar. Zekiler. Şimdiki zamanı yaşayınca, yani şimdiki zaman şu. Hayvanın geçmişten ve gelecekten hesap yapıp adım atmaz. Hayvan şimdiki zamana göre adım atar. Yani geçmişi, geleceği düşünmez. Dolayısıyla nefis yapısı budur. Yani nefis zekavetini veya zekavet nefsi kullanır. Ondan dedim ki kendini serbest ve müstakil bizzat mevcut bilir. Yani şimdi zamanı bilir. Kendisini bir yere bağımlı hissetmez zekiler. Kendilerini bir yere şey yapar. Çünkü bedensel bir hayat yaşar. İhtiyarı da şöyledir. Mesela kedi ciğere göre, ciğerle kaşı kıyas ettiği zaman ve ekmeği, o da bir tercihtir. Ciğeri tercih eder. Arı ise taşa konmaz, çiçeğe konar. O da bir tercihtir. Bunlar irade değildir, ihtiyardır. İhtiyarıyla hareket eden günaha meyyaldır. Yani günah işler. Yani böyle geleceği bir şey yapmaz. Mesela adama desen ki, ya bunu nasıl yapıyor adam? Hayret edersin yani. Bu zulmü, bu ihaneti, bu günah nasıl yapıyor? O sen şaşırıyorsun. Onun artık mazi ve müstakbeli yok. Geçmiş ve geleceği yok, anda yaşıyor. Yani bitmiş ya, bildiğin gibi değil. İçsel yapısı yok. Yani hissiyatlarla dolu, gündeliği kurtarmaya çalışır. Gündelik hayatı kurtarmaya çalışır ama fatura çok eşitlidir. Zekilerin
huzurlusunu pek görmedim. Yani şöyle ama an şartta. Zekavetleri öndedir, arkalar arkadadır ama vahye bağlanma ihtiyacını duyarlar. Yani o zaman bana dua ediyorum ya, ya Rabbi kendimi idare edemeyeceğim kadar akıl verme veya zekavet verme. Peki kolay nedir? Aklını, bu aklı yapana teslim etmek, vahye teslim ettin mi bu akıllıktır. Ondan sonra zekavetini de kullan. Ama zekavetin rehberi bu. Tabi değerlere göre yaşamak olarak mı değerlendirmek gerekiyor? Aynen öyle. Yoksa içe gelen ilhamlar olarak mı? Onu bilemeyiz diyecektim. Yani. İlhamlar.